Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi bomba gibidir. Önceki videolarda size burun ameliyatı olacağından bahsetmiştim. Yarın sabah saatlerinde 8-9 gibi burun ameliyatı olacağım. Size ameliyat olmadan önce birkaç video çekmek istedim. Zaten ben bunları birleştireceğim. Ameliyat olduktan sonraki 2 hafta 3 hafta sonra sargılarım çıkınca hepsini komple izleyebileceksiniz. Bu şu an ameliyat olmadan önceki halim. İsterseniz burnumu yan profilden de gösterebilirim size şimdi. Şöyle yakınlaştırırsan, şöyle yapayım, netleşsin. Şu an yandan böyle gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bakarsanız, hafiften biraz kemer var. Onun dışında bir de şuradan da göstereyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada da bir şişkinlik olması gerekiyor. Bu da o yaptığım bir olaylardan kavga karışmıştım. Oradan kaynaklı bir şey, bir yumruk yemiştim. Sağlam vurdu vuran kişi. Burası biraz yamuldu. Orada da kemik kayması olduğu için burası biraz daha şiş gözüküyor anlayacağınız. Onu düzelteceğim arkadaşlar. Bir de burun etlerimde de büyüme varmış. Doktor onları alırsam daha rahat nefes alabileceğimi söyledi. Onu da hazır arada kaynattıracağız. Yani güzel bir ameliyat olmasını bekliyorum şu an. Aranızda biliyorum ameliyat fiyatı ne kadardır tarzında sorular gelebilir. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben bayağı bir araştırdım bu fiyat konusunu. Genelde 5000'den başlıyor, 5000, 6000, 7000. Hem doktora bağlı olarak hem de yapılacak hastaneye bağlı olarak fiyatlar değişiyor. Bizim tanıdığımız varmış, bizim ben pek tanımıyorum ama hani tanıdık vasıtasıyla ben 2500 lira yaptıracağım arkadaşlar. Normalde doktor 3200 yapıyordu. Tabii bazı doktorlar biliyorsunuz internetten çok reklam yaptığı için hani reklamın üstünden para kazıyor. Nasıl bizim supplementlerimiz sürekli reklam olduğu zaman atıyorum Optimum özellikle nasıl bir anda ünlendiyse bu doktorlar da aynı şekilde reklam yaparak kendi fiyatlarını biraz arttırabiliyor. O yüzden iyi doktor bulmakta fayda var. Çünkü bu doktoru bu burnu ömür boyunca taşıyacaksınız arkadaşlar. Bir de atıyorum burnu beğenmezseniz bir de bunun ikinci, üçüncü ameliyatları var. Daha zorlu geçiyor. Ve fiyat olarak da daha yüksek oluyor. O yüzden düzgün doktor olmak çok 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 önemli. Bakalım ben ameliyat sırasında da bizimkilere vereceğim bakalım. Ameliyattan özellikle çıktıktan sonra nasıl gözüktüğünü, ilk hafta nasıl gözüktüğünü, ikinci hafta nasıl gözüktüğünü bakalım hep beraber birlikte. Arkadaşlar şimdi ameliyat öncesi odama geçtim. Serum falan verdi işte burada. Serum takarken biraz önce bayılmışım işte. Yeni fark ettim ben de, yeni uyandım. Böyle biraz yatıyorum, kafamı dinliyorum. Biraz sonra ameliyat gerçekleşecek. Burnu hissetiyor olacağım arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir şişkin var, onu düzelteceğim. Bir de burunun içinde etlerde büyüme olmuş galiba, onu düzelteceğim. Bakalım böyle size sürücü hepsini dediğim gibi çekmek istiyorum. Şu an ameliyat öncesi. İşte serum taktık, yatıyoruz burada. Yine ameliyat sonrası video çekmeye devam edeceğim. Günaydın. Ben ameliyatı yapan doktorum. Septorinoplasti ameliyatı yaptık beyefendiye. Ameliyatı gayet iyi geçti. Tahmin ediyorum memnun kalacak. Pazartesi günü kontrolü çağıracağız sizi. Pazartesi günü öğleden sonra 3-3.30 gibi. Burnun içinde tamponlar var. Onları çıkaracağız. Ayrıca 2 tane ilaç yazdık. Biri ağrı kesici, biri antibiyotik. Onları kullanacaksın. Dişlerini fırçalarken yumuşak fırçalayacaksın. Çok aşırı sert şeyler yemeyeceksin. Böyle fındık fıstık gibi şeyler değil. Yumuşak şeyler yemeye çalış. Ağrın olursa ağrı kesici kullanacaksın. Çok dışarıda dolaşma bir iki gün. Pazartesi öğleden sonraki detaylı konuşacağız. Tamponları alacağız. Dışarıdaki alçı bir hafta kalacak. Bir hafta sonra onu da alıp kurulu şeklinde bakacağız. Anlaştık mı? Şimdilik bu kadar. Pazartesi günü öğleden sonra 3-3.30 gibi görüşelim. Tamam. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Önce sağlık. Hadi görüşürüz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Görüşmek. Merhaba arkadaşlar, ameliyatı şu an 3. günündeyim. Bugün tamponları çıkartacağım. Perşembe günü ameliyat oldum. Bugün pazartesi günü, 3-4 gün oldu arada işte, tamponları çıkartıyorlar bugün. Kuruşmamda biraz sıkıntı var, ameliyat 2 saat, 2,5 saat falan sürdü. O soğukta herhalde biraz üşüttü falan, sesim de garip çıkıyor gördüğünüz gibi. Morluklar var buralarda. Bayağı morardı gerçi, şu an yine iyi halim. Gün falan video çekemedim zaten, konuşamadım sizlere. Şu an bu durumdayım. Bakalım tamponları çıkartınca biraz daha rahatlayacağımı söylüyorlar.
Ben de şimdi tapoları çıkarttırmaya gideceğim öğleden sonra. Size böyle bir üçüncü, dördüncü günümden sonra bir video çekmek istedim. Şu anki durum bu arkadaşlar. Tapoları çıkarttıktan sonra bir de şu sargıyı falan çıkartırsam bunlar bir hafta, iki hafta kadar kalıyormuş. Yani bir hafta galiba ilk önce bunu çıkaracaklar, ikinci hafta alçı çıkaracaklar, bilmiyorum tam. Doktor bugün beni bilgilendirecek işte. Sadece bugün tampon çıkarttıracağız. İşin sıkıntısı tampon burundayken nefes alamıyorsunuz burundan. Ağzınızdan nefes alıyorsunuz. Bir de ameliyat sırasındayken boğazınıza böyle bir hortum sokuyorlar herhalde nefes almanız için. O hortum boğazı tahriş ediyor. Benimki tahriş olmuştu, zor yemek yedim falan. Yani gerçi bayağı kilo verdiğimi hissediyorum şu sıralar. 2-3 kilo oynadı herhalde artık. 88'i bulmuştur. 3-4 kilo neredeyse düzgün yemek yiyemiyorum. Yoğurt falan yiyebiliyorum sadece böyle. Yumuşak gıdalarla besleniyorum. Böyle pert oldum gördüğünüz gibi. Konuşurken de hala sıkıntı çekiyorum böyle. Nefes nefese kalıyorum falan. Gözüm de kanlandı. Bir daha yaklaştırayım. Şöyle bakabilirsiniz. Durum bu arkadaşlar. 3. 4. gün ameliyattan sonra benim şu an böyle. Tamponları çıkarttıktan sonraki hafta zaten tekrar bir video çekeceğim size. Görüşmek üzere diyorum. Arkadaşlar sizlere doktorumun bana verdiği ilaçları ve de burun spreyini göstermek istiyorum. Siz de eğer ameliyat olacaksanız bunları ameliyat sonrasında kullanmanız gerekiyor. Özellikle tamponları çıkarttıktan sonra bir sprey var. Bu sizin daha iyi nefes almanızı sağlıyor. Hemen şimdi sizlere ben bunları göstereyim. Yani ameliyattan sonra doktor bana 2 adet krem verdi, 1 adet de sprey verdi. Şimdi hemen gösteriyorum. Arkadaşlar bunlar da ameliyat sonrası kullandığım sprey olsun, krem olsun. Markaları falan zaten görüyorsunuz. İlyadin adlı bir sprey verdi doktor bana bunu. Bu tamponları çıkarttıktan sonra yazmıştı doktorum. Bunu sabah ve akşam üzere olmak üzere burnunuza sıkıyorsunuz. Bu daha iyi nefes almanızı sağlıyor. En azından bana öyle bir etki yaptı. Bir de önemli olarak şöyle dedi. Bu bir hafta 10 günden fazla kullanılması, yani kullanmamamı söyledi. Çünkü bağımlılık yapıyormuş galiba. Tam anlamadım. O yüzden ben de bunu bir hafta kullandım ve bıraktım. Bunları da sargıyı çıkarttıktan sonra, alçıyı çıkarttıktan sonra yazdı doktor. Bepantol cilt bakım kremi. Bu el ve yüz için arkadaşlar. Diğeri de yara için herhalde. Farklı bir şey bu. Bunları da sabah akşam üzere olmak üzere sürüyorum. Nasıl sürüyorum? Bepantol ile bu kremi karıştırıyorum arkadaşlar. Bir kulak temizleme çubuğuyla beraber. Ve ikisini burnumun içine sürüyorum. Hem sağına hem soluna. Eğer isterseniz de siz de Bepantol'ü, eğer morluklarınız geçmemişse hala, morlukların üzerine sürebilirsiniz. Ben faydasını gördüm arkadaşlar, morluklarım daha çabuk iyileşti. Şu an ben bunları kullandım, dediğim gibi 2 adet krem var ve 1 adet de sprey var. Doktorum bana bunları yazdı. Cidden bunları kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Ben etkisini gördüm ve daha çabuk toparladım. Bunun dışında yemeniz gerekenler daha çok yeşil ağırlıklı beslenin. Çünkü daha iyi iyileşmenizi sağlar. Şimdiden size bunları diyebilirim. Şu ürünler verildi bana ve daha çok yeşil ağırlıklı beslemem gerektiği söylendi. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi bomba gibidir. Vallahi ben bu aralar bomba gibiyim. Tabii şurada siz benim bir halimi göreceksiniz. Biraz önceki halimi, ameliyattan sonraki ikinci, üçüncü gün sonraki hali. Her tarafı mor, işte ödem tutmuş falan böyle yüzüm baya. Bir de tabii çok kilo verdim bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ben 90 kiloydum tabii, biliyorsunuz bu döneminde falan. Bu ameliyata girdim. Ameliyat sırasında boğazınıza boru takıyorlar nefes almanızı sağlamak için falan. Tabii ameliyat 2 saat falan sürdüğü için bir de soğuk bir ortam. Oradan faranjit başlangıcı olmuş bende. Yani yutkunmakta bayağı bir zorlandım. Zorlandığım için yemek yiyemedim vesaire. Bir haftada 6 kilo verdim ve şu an 84 kiloyum arkadaşlar. Bu benim için artık fark edebiliyorsunuzdur şu an üzüntümden. Kötü bir durum, gerçekten kötü bir durum ama toparlayabilirim tabii ki. Her şey bizim elimizde olan şey, bizim elimizde sonuçta. Bakalım şimdi, ben onu toparlamaya çalışıyorum, daha şimdiden başladım. Tabii spor yapamıyorum 2 ay boyunca, 2 ay doktor sporu yasakladı. Size şimdi ameliyattan 10 gün sonraki halimi göstermek istiyorum. Videoyu da sizi uzatıp bekletmek istemiyorum, biliyorum bunun duyurusunu yapmıştım sizlere. Siz de bunu beklemeyin diye 10 gün sonraki halimi şu an video çekip koyacağım ve videoyu öyle yayınlayacağım. Hemen size göstereyim hatta şu an yan profiller. Yan profilden bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha tutayım başımı hatta.
Önden zaten görmüştünüz. Hatta biraz daha yakınlaştırayım. Şimdi de yandan tekrar oluyor mu? Oluyor herhalde şu şekilde baktığımız zaman. Son durum bu arkadaşlar. Dediğim gibi 6 kilo verdik. Kötü bir durum oldu benim için ama toparlanmayacak bir şey değil. Burnum, çok beğendim ben burnumu. Genelde fark etmediler. Ki bu da güzel bir şey. Hani birisinin estetik mi yaptırdın demesi aslında çok çok güzel bir şey değil. Özellikle biz erkekler için güzel bir şey değil. Dediğim gibi çok fark edilmedi ama ben kendimdeki olan değişikliği fark ettim. Ve şimdi ilginç, hani yüzüm böyle daha güzel oldu. Hani bir daha çok kilo aldığın zaman yüzüm biraz daha şişiyor. Herhalde şurada kemik yapısı biraz daha çıktığı için hani daha hoş gözüküyor yüzüm ama bu şekilde vücudum düştü. İkisi arasında kalıyorsunuz zaten. Ya vücudunuz gelişiyor, tabii o şekilde kafanız da biraz böyle büyüyor. Ya da böyle birazcık daha küçülük, kemikli, daha güzel bir yüze sahip oluyorsunuz ama bu sefer de vücudunuz küçülüyor. İkisinden biri illa oluyor yani, anlayacağınız. Bundan önce, biraz önce yayınladığım kremleri alın arkadaşlar. Onlar çok önemli. Özellikle sprey çok önemli. Tamponları çıkarttıktan sonra gerçekten nefes aldığınızı hissediyorsunuz o spreyi kullandığınız zaman. Akıntılar falan var zaten. Onlar ameliyattan sonrası devam ediyor. Onları engelliyor bir nevi. Bir de iki tane krem var zaten, göstermiştim size. Onları da pamuk çubuğu yardımıyla burnunuzun içine sürüyorsunuz. Bir de isterseniz morlukların üstüne de sürebilirsiniz bir pantolü. İkisini zaten karıştırıp burun içine sürüyorsunuz. Onlar şeyli, kulak temizleme şeyiyle, yani şimdi aklıma gelmedi, onlarla yapılıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beklettiğim için de şimdiden kusura bakmayın diyorum. Bu video böyle oldu. Değişik bir video oldu dediğim gibi. Şimdiden görüşmek üzere diyorum. Bay bay.